İzleyiciler, sizler hoş geldiniz ekranlarınız başına. Turhan Çömez, siz de hoş geldiniz. İyi Merhaba, akşamlar. hoş bulduk efendim. Sizi bu akşam böyle bir neşeli, keyifli görüyoruz. Acaba Ülkemdeyim, topraklarımdayım, Türkiye'deyim. Birkaç günlüğüne geldim. Her ay birkaç gün geliyorum, hasret gideriyorum. Bu sefer de gerçekten benim için heyecan verici bir ziyaret oldu. Sizinle de ayrıca burada buluşmak keyif benim için. Teşekkürler. o zaman size hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ülkenize de hoş geldiniz, yayınımıza da hoş geldiniz Sağ diyelim. olun. Sevgili izleyicilerimizin de bize mesajları var. Kenan Yozgat Yerköy demiş ki çay demleyip geleceğim. O zaman keyifli bir yayın izleyeceksiniz diyelim sizlere de. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. En sevdiğim konuk diyorlar. Ne kadar güzel. Sağ olsunlar. Biz de onları çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Gündemimiz her zamanki gibi yine yoğun. Ama bugün gündeme damgasını vuran konulardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriklerin kesilmesi meselesiydi. 1030 lira fatura borcu nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi. Burada Sayın Kılıçdaroğlu yapılan zamları protesto etmek için bir eyleme geçmişti. Birincisi siz bu eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz ve yapılan bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz elektrik zamlarını? Çünkü biliyoruz ki ülkemizde 4 milyon insan elektrikleri faturalarını ödeyemediği için sembolik olarak değil gerçekten kesildi. Düşüncelerinizi almak isterim. Buyurunuz. Elektrik zamları aslında Türkiye'de herkesin şikayet ettiği bir konu. Bu akşam küçük bir alışveriş için bir markete uğradım. Oradaki iş yeri sahibi hemen şikayet etti. Geçen ay 40 bin liralık bir elektrik faturası geldi. Ödeyemiyorum artık dedi. Sadece evler değil, iş yerleri de öyle. Bu girdi maliyetleri arttığı için tabiatıyla halkın hem cebine yansıyor hem evlerdeki elektrik ve ısınma faturaları katlamalı olarak insanların bütçesini etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda belki de hükümet sübvansiyon yapıyordu bunlarda ama artık hükümetin verebilecek parası kalmadı. Sübvansiyon da yapma şansı yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün temas ettiği gibi elektrik dağıtımını yapan firmaların açgözlülüğünden şikayet etti. Bununla birlikte onların yapmaları gereken altyapı yatırımları da yapılmadı bildiğiniz gibi. Isparta'da o elektrik kesintilerine tanık olduk. Ağır hava koşullarının ardından insanlarımız, vatandaşlarımız büyük sıkıntı çektiler. Zor bir süreç Türkiye için. Giderek artan girdi maliyetleri, insanların faturalarını ödemekteki zorlukları yaşamı Türkiye'de giderek zorlaştırıyor. Tabii Türkiye yıllarca enerjiye gerekli yatırımı yapmadı, yapamadı. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlıyız. Başta Rusya olmak üzere yine İran'dan, Azerbaycan'dan gelen doğalgaz ve petrol de bağlıyız büyük ölçüde. Tabii dünya piyasalarındaki artış da söz konusu. Tüm bunlar üst üste geldiğinde direkt olarak vatandaşa yansıdığı için bunun faturası gerçekten ağır oluyor insanlarımızın cebinde. Öte yandan çok fazla konuşulmayan bir konuya da temas etmek istiyorum izninizle. Buyurun. Türkiye'de kayıp kaçak oranları çok fazla. Yani kullanılan her elektriğin 100 birimine karşılık 20 birimi kayıp kaçak. Burada gerek altyapı eksikleri sebebiyle bir kayıp kaçak söz konusu, gerek denetimsiz kullanım sebebiyle bir kayıp kaçak söz konusu. Bu da %20'leri buluyor. Enerjide görevli bazı arkadaşlarımdan aldığım rakamı paylaşayım Lütfen. dilerseniz. Bir yılda 6 milyar euro biz kayıp kaçak elektriği ödemek zorunda kalıyoruz. Bu korkunç bir rakam. Bir yılda 6 milyar euro. Euro. Ve Türkiye'deki elektrik tüketiminin %20'si kayıp kaçak elektrik. Bunun sıfıra indirilmesi teknik olarak mümkün değil. Avrupa'da da mümkün değil. Ancak kabul edilebilir rakam gelişmiş ülkelerde %5 ila 7 oranında ama Türkiye'de bu %20'yi buluyor. Az önce de ifade ettiğim şekliyle altyapı yatırımları yetersiz olduğu için, denetimler ve kontroller yetersiz olduğu için bu 6 milyar kayıp kaçak elektrik zam olarak vatandaşın cebine tekrar faturalarına yansıtılıyor ve bunları hep beraber ödemek durumunda kalıyoruz.
Tabii evlerdeki ısınma, aydınlanma giderlerinin dışında az önce de konuştuk. Sanayide kullanılan elektrikteki bu zamlar korkunç hale geldi, korkunç noktaya geldi. Bu da sürekli girdi maliyetlerini arttırdığı için üretilen maddelerde, tüfede, toptan üretim maliyetlerinde de büyük ölçüde etki yapıyor ve ister istemez giderek artan, tırmanan bir enflasyon ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz aylarda dünyada da bir elektrik veya enerji maliyetlerinde artış söz konusu oldu. İngiltere'de yine bir artış söz konusu ama biz bunu hissetmiyoruz İngiltere'de. Çünkü çok küçük artışlar söz konusu ve bu artışlara karşılık hükümetin halka yaptığı zamlar veya destekler, asgari ücrete yapılan zam, maaşlara yapılan zamlar ve desteklerle bunları büyük ölçüde halk hissetmiyor. Tabii ki %100 hissetmediğimizi söylemek mümkün değil ama Türkiye'ye mukayese ettiğimizde gerçekten hissedilmeyecek kadar bir fark bu. Korkarım Türkiye'yi önümüzdeki aylarda daha vahim bir enflasyon bekliyor olacak. Daha ciddi bir fiyat artışı sürecine girecek Türkiye. Bunun da temel sebebi girdi maliyetlerindeki bu önlenemez yükseliş. Bunun da en temeli elektrik ve enerji maliyetleri. Bir yılda 6 milyar eurodan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bu TEDAŞ yetkililerinden aldığım resmi rakam, evet. Şimdi TEDAŞ yetkililerinden aldığınız resmi rakamsa eğer bunun daha üst düzeylerde çözümü yok mu elektrik dağıtım şirketleri bazında acaba? Çünkü bu elektrik dağıtımının ülkemizde kimler tarafından yapıldığını biliyoruz ve günün sonunda sürekli o isimler, o şirketler karlı çıkıyor. Bunu kontrol edilemiyor mu Sayın Çömez? Ne dersiniz? Yani az önce de ifade ettim. Birincisi enerjide büyük ölçüde dışarıya bağımlıyız. Kendimiz enerjimizi çok az oranda üretebiliyoruz. Dışarıdaki malum sebeplerde fiyat artışı, sebeplerle olan fiyat artışı ister istemez enerji fiyatlarına yansıyor. İkincisi kayıp kaçak oranı çok yüksek. Yani %20'lerde. Bunun da maliyeti tekrar vatandaşa zam olarak veya fiyat yüksek fiyat olarak yansıyor. Altyapı eksikleri çok ve Türkiye'deki özelleştirmelerin nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz ve bu büyük şirketlerin ne kadar açgözlü olduğunun da hepimiz farkındayız. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu eylemin de temel sebeplerinden bir tanesi bu, bildiğiniz gibi. Bu bakımdan Türkiye enerji konusunda büyük bir darboğaza girdi. Ve bu da korkarım ki önümüzdeki aylarda ve yıllarda yükselen fiyatlara sebep olacak. Peki, siz Kılıçdaroğlu'nun bu direnişiyle, eylemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendisi bir direniş olarak değerlendiriyor bunu. Sizin düşünceniz ne? Aslında soruna dikkat çekmek bakımından doğru bir yöntem, gerçekçi bir yöntem. Türkiye'nin gündemi buna kilitlendi bu akşam. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisi liderinin evinin ışıklarının sönmesi ve bununla birlikte enerji fiyatlarına dikkat çekilmesi önemli bir gündemdi. Burada benim bu eylemi doğru bulmakla birlikte siyaseten hatalı bulduğum bir tarafı var. Günün sonunda bu bir borç ve bu enerji kullanılmış. Sayın Kılıçdaroğlu keşke bu borcu ödeyerek ve ödedikten sonra fiyatlar çok yüksek, ben elektriğimi kapatıyorum deyip yetkililerin gelip elektriğini kapatması yerine kendisi sözleşmeyi feshetseydi ve ben bir süre karanlıkta kalacağım çünkü bu ülkede 4 milyon aile karanlıkta yaşamak zorunda, enerji fiyatlarından muzdarip deseydi sanıyorum etkisi biraz daha fazla olurdu. Şimdi iktidar cephesini de iyi tanıyan biri olarak yarın ve öbür gün Sayın Erdoğan'ın yapacağı eleştirileri görür gibiyim. Sayın Erdoğan diyecek, ben hemen söyleyeyim size, daha kendi borcunu ödemekten aciz diyecek, kendi borcunu ödemedi diyecek ve bu sebeple halka kalkıp gösteri yapıyor diyecek ve sert eleştiriyi buradan yöneltecek. Çok önemli bir konu, ciddi bir problem ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eylem çok doğru ve rasyonel bir eylem. Sadece o küçük ayrıntıya dikkat edilmiş olsaydı iktidarın eline bu kadar büyük bir koz verilmezdi. Hep birlikte göreceğiz birkaç gün içerisinde iktidar cephesinden nasıl eleştirilerin geleceğini ve temel eleştiri bu olacaktır. Sayın Çömez, şimdi gerçekten iktidar bu konuda bile, yani ülkede 4 milyon insan elektriği kesilmişken
ve herkes elektrik zamlarından, doğalgaz zamlarından şikayet ederken ve ödeyemiyoruz, geçinemiyoruz diye feryat ederken iktidar bu eleştiriyi yapar mı? Yani eleştiriler o kadar sınırsız yapılıyor ki Türkiye'de ve gerçek dışı yapılıyor ki bu beni şaşırtmaz. Yani böyle bir eleştirinin yapılabileceğini öngörüyorum. Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu bunu öngörüp daha farklı bir adım atsaydı doğru olurdu ve toplumun içinde bulunduğu sıkıntıya biraz değişik bir yöntemle temas etseydi daha doğru olurdu. Şimdi bekleyeceğiz bakalım iktidar buna nasıl bir yanıt verecek ama görür gibiyim, duyar gibiyim söyleyeceklerini. Sen daha borcunu ödemedin, kalkmışsın millete ders veriyorsun ya da iktidara ders veriyorsun, millete sahip çıkmaya çalışıyorsun. Kalk önce bir borcunu öde diyecek. Bu küçük ayrıntı ne yazık ki gözden kaçtı ama eylem mentalite olarak doğruydu. Dikkat çekilmesi gereken önemli bir konuya ve özel bir yöntemle Sayın Kılıçdaroğlu dikkat çekti. Yansımalarını göreceğiz zaman içerisinde. Peki, bu konuyu bırakalım ve AK Parti'nin konuşulmayan gerçekleri diye bir başlık attık bugünkü yayınımıza. O gerçeklerdeki Suriye politikalarına geçelim. Artık halkımızın da sabrı taşmış durumda. Baktığınız zaman mülteciler, göçmenler ya da geçici süreli koruma statüsündeki olan insanlar, herkes bir noktada çok sıkışmış durumda. Ve herkes şey diyor, artık Suriyeliler, göçmenler, mülteciler, Afganlar, Pakistanlar, herkes ülkesine gitsin. Biz ülkemizde ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemiz bize kalsın. Kendi ülkemizde azınlık haline geliyoruz. Yakında işte Suriyeliler bize gidin siz diyecekler diye sesler yükselmeye başladı. Bu politikanın konuşulmayan gerçeği nedir? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Ve kamuoyunda da son özellikle 10 gündür çok fazla tartışılıyor. Oradaki değerlendirmeleri de nasıl buluyorsunuz? İkinci soru olarak da bunu sormuş olayım. Birbirine bağlantılı yanıtlayabilirsiniz arzu ederseniz. Buyurunuz. Burcu Hanım, mülteci gerçeği Türkiye'de ne yazık ki doğru bir şekilde tartışılmıyor. Çünkü Türkiye bugüne kadar böylesine önemli bir mülteci istilasına maruz kalmadı. Bu konuda politikaları yetersiz, yapması gereken çalışmalar yetersiz ve mülteci istilası sebebiyle bunalmış durumda. Bunların politik sebeplerini tartışırız. Özellikle Suriye'den neden bu kadar yoğun bu mülteci akını var? Afganistan'dan niye insanlar oluk oluk geliyor? Şimdi Pakistanlılar da gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla beraber korkarım ki bu istila giderek artacak ve daha yoğun bir geçiş söz konusu olacak. Çünkü kış şartlarında bunları yapmaları mümkün değildi. Dışarıda yaşamaları çok mümkün değil hava soğukluğu sebebiyle. Ama bugünden sonra havanın da müsaade etmesiyle daha yoğun bir akım olacak diye endişe içerisindeyim doğrusu. Şimdi dilerseniz Batı'da mülteci kavramı ya da sığınmacı kavramı nasıl değerlendiriliyor ona bir bakalım. Öncelikle mülteci ya da sığınmacı ikisi birbirinin aynı kelimeler. Biri Arapça, biri Türkçe. Bunun İngilizcesi refugee ve bu sığınmacılara verilen isim asylum konsept olarak. Şimdi bir medeni Avrupa ülkesine bir sığınmacı geldiğinde sınırı yasa dışı yollardan geçip iltica başvurusu bulunduğunda, böyle bir başvuru yaptığında işlemler şöyle ilerliyor. Birleşmiş Milletler 1951 Cenevre Konvansiyonu var, sözleşmesi var. Türkiye de buna imza attı. Birçok Avrupa ülkesi de buna imza attı. Hepimizi bağlayan bir hükümdür bu. Öncelikle sınırı geçen, yasa dışı geçen mültecilere, bunlara o statü verilmeden önce asylum seeker deniyor. Yani mülteci statüsü arayan kişiler deniyor. Hiçbir sıfatları yok. Önce bütün belgelerine el konur. Elinde ne var ne yoksa hepsine hükümet tarafından el konur. Bu kişiler önce bir kampa alınırlar. Birkaç ay o kampta kalırlar. Güvenlik soruşturmaları yapılır. Ondan sonra her bir talep eden, mülteci veya iltica talep eden kişiden kapsamlı bir bilgi alınır ve niye bu iltica talebini yaptığı araştırılır, sorulur. Yine özel istihbarat kanallarından araştırmalar yapılır. Eğer gerçek bir durumsa kendisine bu iltica talebi olumlu olarak cevap verilir. Ancak bu süre genellikle 3 ila 5 yıl sürüyor. Özellikle İngiltere'de çok uzun bir süre.
ve kendisine iltica talebi olumlu yanıt verilen insanlara 5 yıllık bir oturum hakkı veriliyor. Asla pasaport falan yok. Kesinlikle pasaport yok. 5 yıllık bir oturum hakkı veriliyor. 5. yıldan sonra yeniden durumuna bakılıyor. Acaba ülkesindeki şartlar devam ediyor mu? Gerçekten iltica etmesini gerektirecek bir yasal süreç var mı? Buna bakılıyor. Yine varsa kendine ömür boyu oturum hakkı veriliyor. Bu hak verildikten sonra yine 1 veya 1,5 yıl içerisinde vatandaşlığa yapma hakkı var bu kişinin. Ancak bu esnada yine güvenlik soruşturmaları var ve İngiltere'den örnek veriyoruz. Bu ülkede hiçbir suça karışmamış olması gerekiyor. Bir trafik cezası dahi almamış olması, kırmızı ışıkta bile geçmemiş olması bekleniyor. Yani düzgün bir yurttaş, saygılı bir insan olması bekleniyor. Tüm bunlardan olumlu olarak geçtiğinde bu kişi bu kez bir dil sınavına tabi tutuluyor, İngilizce sınavına tabi tutuluyor ve vatandaşlık sınavına tabi tutuluyor. Bu vatandaşlık sınavında İngiltere'nin tarihi, coğrafyası, kültürü, sosyolojisi, insan ilişkileri, demokratik anlayışı, her şey soruluyor. Bütün bunları geçmeniz halinde, ki uzun yıllar alıyor bu, vatandaşlık verilebiliyor. Ancak bu verilen vatandaşlık her an yaptığınız bir hatayla tekrar geri alınabiliyor. Aynı bizdeki gibi Sayın Çömez. Maalesef. Şimdi abi, böylesine bir süreçten geçiyorsunuz. İngiltere geçtiğimiz günlerde bir tedbir aldı. Neydi bu tedbir? Ülkeme çok sayıda mülteci geliyor. Ben bunların önüne geçmek için sınırı yasa dışı geçenleri Ruanda'ya göndereceğim dedi. Bakın Burcu Hanım, tehlike olarak gördüğü mülteci sayısı 3 yıl içerisinde 27 bin. Bunu ülke büyük bir tehdit olarak algıladı, büyük bir risk olarak algıladı. 3 yıl içerisinde? Evet. 27 bin. Ve İngiltere sınırı geçmiş olan 40 yaşın altı bütün erkekleri sorgusuz sualsiz Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı'nı Ruanda'ya gönderdi. 120 milyon pound'a para vaat etti. Ve gelen her mülteciyi sınırı geçmiş, bu taleple gelen her 40 yaşın altındaki erkeği sorgusuz sualsiz uçağa bindirip Ruanda'ya gönderiyor. Şimdi başka ülkeler de bunu uygulamaya başladılar. Bakın, ben gerçek anlamda, yani savaş mağduru olmuş ya da kendi ülkesinde bir takım baskılara, zulümlere maruz kalmış insanların hakkını, hukukunu korumayı savunan bir kişiyim. Örneğin Çin'de, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan dünya kadar zulüm var. Onlardan kaçarak gelen bazı insanlar var. Bunların hakkının, hukukunun korunması, Türkiye'nin bu insanlara sahip çıkması önemli. Ancak Suriye'den Türkiye'ye akın akın gelenler bir mülteci değil, bir sığınmacı değil. Kendi ülkelerindeki şartları beğenmeyerek buraya gelen insanlar. Evet, savaş vardı, kabul ediyorum. Ancak savaş bitti. Savaş bittiği için artık bu insanların kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor. Bu iş bu kadar kolay olmaması lazım. Bu insanlara bu kadar kolay oturum ve mülteci, ilticacı hakkı verilmemesi lazım. Kaldı ki Suriyeli mültecilerin sınırı geçip Türkiye'ye akın akın gelmelerinin arkasında çok farklı oyunlar var, çok farklı planlar var, dış politik kurgular var. Burada temel esas Suriye'nin kuzey yarısını boşaltmak, oradaki Arapları Türkiye'ye göndermek ve o coğrafyadaki boşalan alana de facto bir Kürt devleti kurdurarak bunu Kuzey Irak'taki Kürt devletiyle birleştirerek denize kadar ulaştırmak, İskenderun açıklarından denize kadar, Akdeniz'e kadar ulaştırmak ve ilerleyen yıllarda, 10 yıllarda belki de Türkiye'nin özellikle Hatay, Antakya o bölgedeki demografik yapısını da değiştirerek farklı bir politik sürece Türkiye'yi zorlamak. Bunlar 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık projeler. Bakın, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdaki mayınların temizlenme işi benim milletvekili olduğum dönemde gündeme geldi. AKP'nin ilk iktidar olduğu dönemde gündeme geldi. Ve zamanın Maliye Bakanı buradaki mayınların temizlenme işlemini İsraillere vermek istedi. Şiddetle karşı çıktım. Büyük kavgalar yaşadık. Eğer bu mayınlar gerçekten temizlenecekse bunun Türk askeri tarafından yapılması gerektiğini söyledim. Ve o günlerde aslında atılan adımlar belki de sınırların temizlenerek bugün bu oluk oluk akın akın mültecilerin gelmesine zemin hazırlandı. Öte yandan Afganistan'daki süreç başka çalışıyor. Hatırlayacaksınız, Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'dan randevu almak için büyük bir çaba harcadı ve uzunca bir süre alamadı.
Bu arada Biden Afganistan'daki Amerikan birliklerini geri çekme kararını verdi ve bunun hemen ardından Sayın Erdoğan'la bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede bildiğiniz gibi Merve Kabakçı'nın kızı tercümanlık yaptı ve neler konuşulduğunu ne Dışişleri Bakanı ne toplum bilmiyor. Belli ölçüde gizliliği savunurum ama oradaki o süreci de eleştirenlerden bir tanesiyim. Hemen ardından oluk oluk Afganistan'daki genç ve dinamik mülteciler diyeceğim, uzun yol yürüyerek önce İran üzerinden sonra da Van sınır kapısını geçerek Türkiye'ye geldiler. Şu anda sayılarını kestiremiyoruz. 100 binden fazla olduğu söyleniyor. İşlerinde kadınlar yok. Hepsi genç erkekler ve bunların Amerikan askerleri Afganistan'dayken onlara yardımcı olan lokal unsurlar olduğu ve askeri eğitimden geçtiği söyleniyor. Şimdi bunların Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmiş olması sadece ekonomik bir sorun değil, Türkiye için bir güvenlik tehdididir. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız Beşar Esad bir af genelgesi yayınladı ve artık savaş bitti. Suriyeli mülteciler Türkiye'den geri dönebilirler, kendilerine hiçbir yaptırım uygulanmayacaktır dedi. Bu açıklamayla beraber artık uluslararası hükümlere göre, 1951 Cenevre Konvansiyonu'na göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci talep eden kişilerin iltica hakları ortadan kalkmıştır. Bunlar artık Avrupa standartlarına göre de, uluslararası yasalara göre de mülteci değildirler. Tabii ki hemen geri gönderilmeleri çok kolay bir süreç değil ama bunun tedrici olarak geri gönderilme sürecinin başlanması gerekiyor ve bunun için de mutlaka Esad'la el sıkışılarak artık bu süreç bitti, savaş da bitti, ülkende olan oldu. Biz senin vatandaşlarını geri gönderiyoruz diyerek bir süreç başlatılması lazım. Eğer bu süreç başlatılmazsa Türkiye'deki 5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci yasal haklarını ve pasaportlarını alırlarsa, Türkiye'de yaşamalarına devam ederlerse, Afganistan'dan gelen bu akın akın gelen mülteci istilası devam ederse, korkarım biz önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha vahim hem demografik hem sosyolojik hem ekonomik hem de güvenlik noktasında sorun yaşıyor olacağız Burcu Hanım. Öte yandan bir noktayı da izninizle değerlendirmek istiyorum. Bu mültecilere bu kadar çok cesaret veren, Türkiye'ye akın akın gelmelerini sağlayan şey Türkiye'deki siyasilerin açıklamasıdır. Keşke Sayın Erdoğan biz mültecileri göndermeyeceğiz demeseydi. Bu buraya gelme niyeti olan pek çok kişiye maalesef cesaret vermiştir. Hiçbir devlet başkanı ben bugüne kadar tanık olmadım, ülkesinin sınırlarını bu kadar açarak ben sizi geri göndermeyeceğim, gelin buyurun dememiştir. İnsanlığa karşı değilim, yardıma karşı değilim, savaştan kaçan insanlara yardım edilmesine asla karşı değilim. Ben savaş coğrafyalarında bulunmuş bir insanım. Irak Savaşı'nda bulundum, Lübnan Savaşı'nda bulundum. O coğrafyaları yakından tanıyan bir insanım. Tabii ki insani yardım hepimizin görevi, sorumluluğu, devlet olarak bizim sorumluluğumuz. Ancak şu anda Türkiye'yi istila etmiş, Suriye'den gelen birçok mülteci talebiyle gelen insan mülteci statüsüne hak etmiyorlar. Böyle bir hakları yok. Zaten yasal olarak bu hak da Esad'ın yayınlamış olduğu deklarasyonla da ortadan kalkmış durumda. Dünyanın hiçbir ülkesinde, dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesine bayramda, seyranda, düğünde giderek eşini, dostunu, akrabasını görüp tekrar sınırı geçerek gelen bir mülteci yok. Uluslararası standartlarda artık bunlar mülteci değildirler. Rasyonel bir politika üretilmeli ve bunlar geri gönderilmeli. Peki Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan neden böyle bir açıklama yapıyor? Bunun sınırlarımız için ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bilmiyor mu? Bunları söylemesinin bir amacı olması gerekiyor. Oradaki amaç ne peki? Bunu anlamak çok zor. Bunu sadece tahmin edebiliriz. Çünkü kafasının içindekileri bizim bilmemiz şüphesiz mümkün değil. Birinci sebep uzun vadeli bunlara verilecek olan pasaport ve oy potansiyelidir. Muhtemelen böyle bir kaygı güdülüyor ya da niyet var. İkincisi özellikle büyük iş adamlarının kayıt dışı ve ucuz yabancı işçi çalıştırdığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hatta birçok AKP'li yetkili onlar olmazsa ekonomi batar gibi bana göre absürt, yersiz ve gereksiz açıklamalarda bulundular. Ucuz iş gücü olarak düşünülüyor olabilir. Tabii Sayın Erdoğan bir başka gerekçeyi de bildiğiniz gibi ensar mantığıyla açıkladı. Biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Peygamber ve yakınları Mekke'den Medine'ye göç
göç ederken kendilerine muhacir dendi ve Mekke'de onlara yardım eden yerel halka da ensar dendi. Yani yardımcı noktasında bir Arapça kelimedir bu. Sayın Erdoğan biz ensar olacağız ve ensar politikasını güreceğiz anlamında açıklamalarda bulundu. Üçüncü gerekçe de bu olabilir ama hangi gerekçeyle olursa olsun biz bir ulus devletiz. Türkiye'nin bütünlüğü önemli, Türkiye'nin güvenliği önemli, Türkiye'nin sınır güvenliği önemli, demografik yapısı önemli, sosyolojik yapısı önemli. Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar yoğun mülteci istilasına uğrayan hiçbir ülke dünyada sorunsuz olamaz, hayatına sorunsuz, yoluna sorunsuz devam edemez. Ve şu anda zaten bildiğiniz gibi neredeyse 100 milyar dolara yakın mültecilere para harcandı. Bununla beraber her gün her yerden güvenlikle ilgili sıkıntılar ve sorunlar duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun bir açıklaması oldu ve mültecilerin işte iştirak etmiş olduğu, karışmış olduğu suç oranının %1,5 olduğu şeklinde bir beyanatı oldu. Bunu rakama vurduğumuzda bugün 70 binin üzerinde bir suç oranıyla veya suç rakamıyla karşılaşıyoruz. Bu çok dramatik, çok korkunç bir rakam. Yani dilleri farklı. Hiçbir haklarında geçmişleriyle ilgili bilgi olmayan, parmak izleri dahi olup olmadığı belli olmayan bir güruhun sebep olduğu, ortaya çıkarttığı bir 70 bin civarında bir suç var. Bu korkunç bir şey. Hastanelerde hizmet veriliyor. Bunlar ekonomik olarak bir Türkiye için bir külfet. Yani yaklaşık 7-8 milyonluk bir mültecinin sağlıkla ilgili Türkiye'ye yüklemiş olduğu külfet korkunç. Bunları görmek lazım, bunları kabul etmek lazım. Ve şu anda Türkiye'deki mülteci sayısı Yunanistan nüfusunu geçmiş durumda. Yani bir devleti, bir ülkeyi işgal etmiş pozisyonunda şu anda gelenler. Bütün bunları doğru bir şekilde okumak, analiz etmek, anlamak lazım. Ve bunu politize etmeden rasyonel bir politika üretip tedrici bir şekilde bu mülteci problemini minimize etmek, azaltmak lazım. Peki bu nasıl olacak? Çünkü daha bu hafta içerisinde şu açıklamaları duyduk. Bahçeli dedi ki bayramda gidenler gelmeyecekler. İçişleri Bakanı da bayramda gitmeleri için kısıtımız var dedi. Cumhurbaşkanı da dedi ki biz tekrar gitmeleri için zemin hazırlayacağız. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı dedi ki Türkiye'deki bütün mültecilerin hepsi gitsin dedi. Yani bir bayram konusunda bile biz birbirinden farklı bir sürü açıklama duyuyoruz ve bunu duyduğumuz insanlardan bir tanesi de İçişleri Bakanımız. Yani bu rasyonalite nasıl sağlanacak bu şartlarda? Bir de bu birbirinden farklı açıklamalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü ya AK Parti'nin içini gerçekten hani iyi bilen bir isimsiniz. Burcu Hanım, bir akort bozukluğu var, bir koordinasyon bozukluğu var. Bir kakofoni var. Yani her kafadan bir ses çıkıyor ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Ama ortada bir ateş topu gibi duran ve giderek büyüme ihtimali olan bir sorunlar yumağı var. Yani 7 milyonu neredeyse geçmiş. Sorunlarıyla beraber sınırımızdan ülkemize girmiş bir istila var. Bunları okumak ve değerlendirmek lazım. Ne yazık ki Sayın Erdoğan bir süre önce artık asla geri göndermeyeceğiz. Muhalefet gönderecek, biz göndermeyeceğiz dedi. Bir süre sonra tavrını değiştirdi. Biz onurlu bir dönüş planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı farklı bir yaklaşım sergiledi. Gitmeleri konusunda kısıtlamalar getireceğiz tarzında biraz da Türkçesi bozuk bir açıklama yaptı. Burada her kafadan aslında bir ses çıkıyor. Yani ne demek gitmelerini kısıtlayacağız? Eğer gitme şansları varsa zaten artık onlar mülteci değildir. Kendi ülkesine gidebilen nasıl mülteci olur? Bırakın gitsin ve bir daha geri gelmesin. Hükümetin bunu söylemesi lazım. Eğer bu başka bir Avrupa ülkesinde olmuş olsaydı, Avrupa ülkesi, gitmek mi istiyorsun? Paran var mı yoksa sana biraz yol parası vereyim, güle güle git, bir daha da gelme diyecekti. Avrupa'daki uygulama budur. Nasıl olur gitmelerine kısıtlama getireceğiz, gidemezsiniz demek. Böyle bir politika olabilir mi? Böyle bir aymazlık olabilir mi? Sayın Erdoğan birkaç hafta öncesine kadar biz göndermeyeceğiz, siz gönderebilirsiniz ama biz yollamayacağız dedi. Aha, baktı ardından anketler dramatik sonuçlar gösteriyor. Halkın neredeyse %90'ından fazlası bu sürece şiddetle karşı. Çünkü toplum artık bu sorunu
iliklerine kadar hissetmeye başladı. Bunu anketlerle gördü Sayın Erdoğan ve o da bir tavır değiştirdi. Bir U dönüşü yaptı politikasında. İşte ev yapacağız, onları onurlu bir şekilde geri gönderebiliriz demeye başladı. Ama bu kadar oynak bir politikayla, bugün öyle yarın böyle bir politik anlayışla çözülebilecek bir sorun değil Burcu Hanım. Çok önemli bir problem, çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin demografik yapısını değiştirecek bir sorun. Çünkü gelenlerin bizim Anadolu kültürümüzle, Türk kültürümüzle, bizim coğrafyadaki kültür yapımızla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bunların entegrasyonu teknik olarak mümkün değil. Bu mümkün olmadığı için de ne yazık ki Türkiye'deki bazı eğitimli insanlar Türkiye'yi terk etmeye çalışıyor. İş adamları dışarıda yatırım yapmaya çalışıyorlar. Doktorlar Türkiye'yi terk ediyor. Donanımlı insanlar Türkiye'yi terk ediyor. Türkiye'nin gerçek sosyal sermayesi dışarıya giderken, oluk oluk dışarıya kaçmaya çalışırken, dışarıda kariyer ararken, hayat kurmaya çalışırken, Anadolu coğrafyası sınırlarının bu kadar serbestliği sebebiyle oluk oluk gelen bir mülteci istilasına maruz kalmış durumda. Bunun derhal ve ivedilikle kalıcı ve köklü bir politikayla çözülmesi lazım. Bunun da yolu çok açık. Sayın Erdoğan net bir şekilde şunu demesi lazım. Biz artık ülkemizde mülteci istemiyoruz. Gelenlerin mülteci sıfatları kalmamıştır. Tedrici bir şekilde biz bunları geri göndereceğiz. Muhalefetle bu konuda çatışma içerisine girmeye gerek yok. Bu ulusal bir meseledir. İç politika malzemesi yapılacak kadar basit bir mesele değildir. Muhalefetle de el sıkışılır. Tek bir ses olur, doğru bir politika üretilir. Ve bunun ardından ikinci aşamada, yani bir duruş, bir karakter, bir tavır sergiledikten sonra mülteciler de bize bu artık verilmeyecek, vatandaşlık verilmeyecek, burada çalışma hakkımız olmayacak diye düşünürlerse kendi ülkelerine geri dönmek için biraz daha istekli olacaklardır. Öte yandan artık Esad'la el sıkışma zamanı gelmiştir. Esad'la bir masanın etrafında oturulmalı. Artık ne olursa olsun bir komşu ülkenin beğenseniz de beğenmeseniz de bir lideridir. Ve şu anda süreci belirleyecek, adımı atabilecek bir liderdir. Esad'la oturulur, konuşulur ve bir program yapılır. Onlar için güvence alınır ve bir program dahilinde her ay belki 10 bin, 20 bin kişi uygun yollardan biraz ekonomik destek de sağlanarak ülkelerine geri gönderilir. Bu yapılmazsa, bu süreç devam ederse korkarım biz bundan sonraki aylarda ve yıllarda yapacağımız programlarda çok daha vahim şeyleri konuşuyor olacağız Burcu Hanım. Zaten her ay yaptığımız konuşmalarda özellikle bu konuyla ilgili sürekli daha vahim konuları konuşur haldeyiz. Yani şimdi mesela biliyoruz ki sınırlarımızdan gelen insanlar, işte Suriye sınırından gelenleri uzunca bir süre bilemedik. Gelen kimdi, neydi, kaç kişiydi? Oradaki demografik dağılımı bilemedik. Şimdi gelen Van sınırından gelen Afganlar var, Pakistanlılar var. Yani hele oradan gelenleri hiç bilemiyoruz. Yani bir gün bir uyandık baktık ki bir sürü erkek ülkemize geliyor. Ve sadece erkekler geliyor ve savaştan kaçtıklarını düşünüyorlar. Sanki ilk bakıldığı zaman insanın aklına şöyle teoriler geliyor Sayın Çömez. Yani bizim bilmediğimiz bir sanki ordu geliyor ülkemize. Yani ve nereye dağıldıklarını da bilmiyoruz. Bakıyorsunuz ülkemizin en doğu sınırından gelmişler. Batıya doğru, bütün her yere doğru yığılmışlar ve gruplar halindeler. Artık rahatsızlık verici noktadalar ve hak talep ediyorlar. Tabii ki insani açıdan baktığımız zaman her insanın hakkı vardır ama hani öncelik bizlerin de hakkı var sonuçta ülkemizde. Bu açmazlar nasıl giderilecek? İkincisi de tekrar aynı noktaya dönüyorum ama Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı bu sorunun bunlara sebebiyet vereceğini göremiyor mu? Yani göremezler mi? Görmeleri gerekiyor. Devlet sorumluluğu bunu gerektirir. Az önce de ifade ettim. Önümüzdeki aylarda artık yaz sezonuna girmiş olacağız. İklim daha müsait olacak ve daha rahat bir dönem yaşıyor olacağız. Sadece Afganistan'dan değil, Pakistan'dan da hiçbir politik problemi olmayan bir ülkedir Pakistan. Niye insanlar oluk oluk gelirler? Pakistan'da artık bir takım lokal sosyal medya videolarıyla insanlar yol güzergahı tarif ediyor Türkiye'ye.
Bir süre sonra korkarım biz bu programlarda Bangladeşlileri konuşuyor olacağız. Ve bu rakamlar giderek artacak. İHA'larla, SİHA'larla övünüyoruz. Sınır güvenliğimiz niye bunlarla sağlanmaz? Bu kadar dünyanın en büyük ordularından bir tanesine sahiptir Türkiye. Neden sınır güvenliği konusunda bu kadar zafiyet içerisine girmişizdir? Yani her bir gelen insan riskiyle, sorunuyla, külfetiyle geliyor. O insanın Türkiye'ye 30 yaşından, 35 yaşından sonra adapte olması, dilini öğrenmesi, kültürünü öğrenmesi, bizim insanımız gibi yaşıyor olması ve entegre olması inanın çok zor. Hadi sayısı 5.000, 10.000 olsa bunun için devlet özel politika ile bir takım eğitimlerle katkı sağlar, destek olur. Ama bu artık milyonları buldu. 6-7 milyon civarındaki bir mülteci istilasına Türkiye gerçekten katlanamaz. Ve bunun faturası önümüzdeki yıllarda giderek ağırlaşacak. Derhal ve ivedilikle Sayın Erdoğan'ın bu konuya bir çözüm üretmesi, doğru bir politika üretmesi, bundan önceki hatalarından vazgeçmesi, gerçekçi, kalıcı ve kararlı sözlerle ve duruşla bu sürece bir dur demesi gerekiyor. Aksi halde bu konu yarın muhalefetin eğer iktidara gelirse çözebileceği boyutları da aşacak. O sebeple önümüzdeki aylarda çok ivedilikle üretilecek politikalarla bu sürecin tersine çalıştırılması lazım. Aksi halde çok ama çok vahim sorunlarla karşılaşacağız Burcu Hanım. Nedir bu vahim sorunlar? Ekonomik sorun, güvenlik sorunu, zaten entegrasyon problemi. Ekonomik sorun zaten yok. Yeterince var aslında. Yani ülkemizdeki işsizlik oranı ortada, işte kurlar ortada, dış borcumuz ortada. Bunun daha ama bu insanların var. Bu insanların şu anda bir şey üretmediklerini hepimiz biliyoruz. Bu insanlar Türkiye'ye geldiler, geldikleri gibi iş yeri mi açtılar, istihdam mı sağladılar, fabrika mı kurdular, üretim mi yaptılar, ekonomiye katma değer mi sağladılar? Şu ana kadar harcanan para 100 milyar doları buldu. Ve bu bizim sırtımıza bir külfet. İşte bu enerji zammı olarak geliyor. Bu bir girdi maliyeti olarak geliyor. Cebimizden çıkan bir para olarak bize yansıyor. Bunun faturası bu. Yani ekonomik sorun artarak devam edecek. İkinci problem güvenlik problemi. Bu insanlar kendi ülkelerindeki gibi davranıyorlar. Türkiye'nin kültürü asla bir Afgan kültürü değildir. Asla bir Pakistan kültürü değildir. Asla bir Suriyeli kültürü de değildir. Bizim Anadolu'nun yıllarca o kadim değerlerinin ürettiği bir kültürel altyapı vardır. Hepimiz buna adapte olduk, aşina olduk, benimsedik. Bununla doğduk, bununla büyüdük, bununla yaşıyoruz ve bununla öleceğiz. Ve biz artık Anadolu coğrafyasının bize miras olarak bıraktığı bir kültürel karaktere sahibiz. Bunlar böyle insanlar değiller. Asla karşı değilim. Ben Londra'da yaşıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların kültürlerini tanıma fırsatım var ama oradaki şartlar çok farklı. İngiltere gibi bir yere eğer 5-6 milyon bir göçmen nüfusu gelmiş olsa bu istilaya İngiltere dayanamazdı ve direnç gösterirdi. Nitekim şu anda çok katı tedbirler alıyorlar. Bir ada ülkesi olmasına rağmen sınır güvenliğini çok yoğun bir şekilde İHA'larla, SİHA'larla bu tür insansız hava araçlarıyla koruyorlar, kolluyorlar. İngiltere border kontrolünü, sınır kontrolünü Fransa'ya taşımış durumda. Yani Fransa'dan ayrılmadan sizin pasaport kontrolleriniz yapılıyor. Ve inanılmaz bir güvenlik alanı oluşturmuş. Ve buna rağmen 3 yılda 27 bin kişi sınırı geçmiş ve İngiltere'ye iltica etmek istemiş. Bunu İngiltere bir ulusal tehdit olarak algıladı. Büyük bir problem olarak algıladı ve derhal buna çözüm üretti. Türkiye bu 7 milyonu aşmış olan, kaç olduğunu bilmiyoruz. Elimizde doğru düzgün rakam bile yok. Kaç kişiye pasaport verildi bilmiyoruz. Kaç kişiye oturum hakkı verildi bilmiyoruz. Yani bununla Türkiye'nin başa çıkması mümkün değil Burcu Hanım. Mümkün değil. Bunun faturasını güvenlik olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak Türkiye çekecek. Bu faturanın büyümemesi için, çocuklarımızın daha fazla risk altında kalmaması için, daha güzel bir ülkede yaşayabilmesi için buna derhal ve ivedilikle çözüm bulması lazım. Bu yolda Esad'la el sıkışmak ve tedrici olarak bu insanların ülkelerine geri gönderilmesidir. İzleyicimiz soruyor, sosyal medyada silahlı görüntüleri var. Sığınmaya gelen bu insanlar bu silahları nereden buldu, ne için kullanacak diyor mesela. Onun dışında izleyicimiz kendi ülkemizde sığınmacı noktasına düştük diyor. Yeşim Akıcı diyor ki neden sınırlar
neden sınırlar açık? Birisi ne olur açıklasın bana diyor mesela. Bu soruya... Çok haklı bu sorular. Bu sorular büyük kaygıyı yansıtıyor. İnsanlarımızın endişesini, korkusunu yansıtıyor. Bakın şuna karşı değilim. Siz bugün İngiltere'ye gidip deseniz ki benim bir projem var. Sizin ülkenize bir 100 bin poundluk yatırım yapacağım. Projem de şu. Kapsamlı bir şekilde bu projenizi sunarak ben yıllar içerisinde şöyle bir katma değer sağlayacağım, bu kadar işçi çalıştıracağım, şöyle bir üretim yapacağım, bir katma değer oluşturacağım derseniz bunu analiz eder İngiltere. Sonra size geçici bir oturum hakkı verir, bir yıl. Bir yıl sonunda bakar, bu işi yapmış mısınız, paranızı getirmiş misiniz, yatırım yapmış mısınız, kaç kişi çalıştırıyorsunuz, vergi vermeye başlamış mısınız? Yıllık periyotlarla sizi kontrol eder, denetler ve beşinci yılın sonunda hak ettiyseniz size oturum verir. Bakın yani böyle bir kolay oturum dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben utanıyorum elinde Türk pasaportlarıyla istisnai bir şekilde video klipleri çeken yabancı insanlardan. Gerçekten utanıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir büyükelçi, Körfez ülkelerinden bir büyükelçi, işte pasaportlu Türk vatandaşı olmaya hak kazandılar diyerek bir aileyi misafir etti ve pasaportlarıyla beraber resimlerini büyükelçiliğin resmi sitesinden yayınladı. Ne demek vatandaşlık kazanıldı? Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Burcu Hanım bunu söyler misin? Kazanmak kelimesini nasıl kullanabilir bir büyükelçi? Türk vatandaşlığı hak eden insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından lütfedilir, verilir. İngilizce literatüründe de böyle bir kavram yoktur. Granted denir, lütfedildi, verildi denir, takdir edildi denir devlet tarafından. Böyle bir şey olur mu? Vatandaşlık kazanılır mı? Loteri midir bu? Ya da çalışarak, para konarak mı kazanılan bir şeydir? Bu kadar ucuza olmaması lazım bu sürecin. $400,000. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Siz gelin isterseniz $10,000,000, $100,000,000 getirin İngiltere'den vatandaşlık alamazsınız. Ev alırsınız vatandaşlık alamazsınız. Ev alırsanız da onun vergisini çatır çatır İngiliz devleti sizden alır. Paranızı ve verdiğinizle kalırsınız. Bir vatandaşlık da alamazsınız. Maalesef. Maalesef geçtiğimiz günlerde işte 250 bindi, 400 bine çıkartıldı, 400 bin pound'a. Yine bugün öğrendik ki yurt dışında Türkiye'deki evleri satacak olan firmalara çok büyük teşvikler gelecek. Kiraları ödenecek, çalışan insanların paraları ödenecek. Yeter ki ülkemiz satılsın, yeter ki evler satılsın. Bakın Kanada yabancı ev satışını yasakladı. Teknik olarak... Prensip olarak karşı değilim evlerin satılmasına ama bunun plansız ve programsız bu kadar pespaye bir şekilde yapılmasına karşıyım. Bunun şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya bir çözüm olacağını da düşünmüyorum. Ama hükümet ne kadar para getirebilirsek dışarıdan o kadar kârdır diyerek maalesef ve maalesef pasaportumuzu satılık hale getirdi. Bu çok vahim bir durumdur. Bu çok dramatik bir durumdur. Ve bu sadece yabancıların oluk oluk Türkiye'ye gelmesine yol açmayacak. Öte taraftan Türkiye'deki ev fiyatlarını da tırmandıracak. Kanada içerisindeki ev fiyatlarında %5'lik 10'luk bir oynamalar görünce derhal tedbir aldı. Satmıyorum yabancılara dedi. Birçok ülkede mesela Portekiz'de yabancılara ev satışı var ama Lizbon'dan ev alamazsınız. Gider kıyı sahil kesiminden işte köylerden ev alabilirsiniz. Mesela gidin bakalım Yunanistan'da evi nasıl alacaksınız? Mesela size Midilli'de ev satıyor mu? Satmaz. Asla satmaz. Çok stratejiktir. Türkiye niye bu kadar her şeyi borçladı? Niye bu kadar her şeyi paraya endeksledi? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ekonomik krizi bu şekilde çözebileceklerini düşünüyor olabilirler mi diye soracağım. Öncesinde Faruk Demir'in bir mesajı varsa Türkiye'nin Turan Çömez gibi dürüst bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Böyle bir hedefiniz var mı? Ben şu anda hekimim. İşimi güzel yapıyorum. Kanser ameliyatları yapıyorum. Doktor yetiştiriyorum. Ülkeme aşığım. Topraklarıma sevdalıyım. İnsanlarımı çok seviyorum. Eğer bir bilgim ve tecrübem varsa onu insanlarımla paylaşmak benim için bir sorumluluk, bir vatandaşlık sorumluluğu. O sebeple uzatılan mikrofonlara da düşüncelerimi paylaşıyorum. Bir kapasitem var, bir donanımım var, bir birikimim var. Yıllar içerisinde kazandığım bir tecrübem var. Türkiye'de hem hekimlikten hem siyasetten. Yurt dışında 14 yıl kalmanın getirdiği önemli bir deneyim de var. Orada bir akademisyen olarak, bir hekim olarak çalışmanın getirdiği bir birikim ve deneyim var. Tabii ki ülkeme bunu tahsis ederim, arzu ederim. Ama benim şu anda gündemim sadece hekimlik yapmak ve tecrübelerimi milletimle paylaşmak. Yeşim Akıcı diyor ki Sayın Çömez lütfen dönün ve aktif olun politikada.
diyor. Esra ne kadar doğru tespitler diyor. U diyor ki işgal edildik geçmiş olsun. Ahmet Kahraman kanla alınan parayla satılamaz vatan burası diyor. İzleyicilerimizden hep bu şekilde her ne zaman bu konuyu konuşsak hep bu şekilde açıklamalar geliyor. İstanbul Arapların oldu diyor. Size alkışlar gelmiş. Peki gerçekten tekrar şunu soralım. Ekonomik krizden bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar mı? Yani ülkemize bu şekilde işte döviz girdisi sağlarız diye bir şey olabilir mi? Ya da bir seçim çalışması olabilir mi Sayın Çömez bunlar? Şimdi vatandaşlık verilmesi halinde bunlar küçük de olsa bir oy olarak geri dönecek. Bu hesaplardan bir tanesi. Ama bana göre asıl hesap Türkiye'ye para girmiş olması, döviz girdisi. Çünkü ekonomi gerçekten sıkıntıda. Şu anda önümüzdeki yıl ödenmesi gereken korkunç bir borç var. Şu anda Türk ekonomisi dönmüyor, çarklar dönmüyor. Sürekli zam yaparak ekonomi çarklarını kıpırdatmaya veya döndürmeye çalışıyor. Para basarak yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu çok ağır bedeller ödetecek hepimize. Ciddi manada sıkışmış durumda hükümet. Sayın Nebati yurt dışında büyük bir gayret sarf etti. Önce Fransa'ya ardından İngiltere'ye geldi. Merak etmeyin dedi. Cumhurbaşkanımız bürokratlara gereğini yaparsınız. Yeter ki parayı getirin gerisini hiç endişe etmeyin. Biz gereğini yaparız dedi. Bana göre utanç verici bir ifadeydi o. Ve Batılılar da herhalde tebessümle karşıladılar Sayın Nebati'nin bu ifadelerini ve karşılık olarak da bir tek kuruş vermediler bildiğiniz gibi. Özellikle İngiltere'de nasıl karşılık buldu bu davranış şekli? Hani bürokrasiyi yıkarız arkamızda cumhurbaşkanımız var şeklinde konuştu. Oradaki yansıması ne oldu? Bunu tabii biz Türk olarak gayet iyi anlıyoruz içinde yaşadığımız için ama Avrupalı bunu anlamaz. Avrupalı bunu çok vahim bir tablo olarak değerlendirir ve onun gördüğü fotoğraf şudur. Burası bir tek adam rejimi ve burada hukuk yok, burada güvence yok, demokrasi yok. Hukukun çalışmadığı bir yerde, güvencenin olmadığı bir yerde para da kendini güvende hissetmez. Bu sebeple zaten vermediler. Her ne kadar Türkiye yüksek faizlerle para almayı önerse de yine de bunun karşılığını vermedi Avrupa. O toplantılara katılan bazı dostlarımla görüştüm. Sayın Nebati'nin İngiliz bankerleriyle yapmış olduğu toplantılara katılanları gördüm. Onlarla konuştum. Oradan çıkan sonuç aslında yani şu anda güvensiz bir ortam olduğu ve seçime kadar beklenilmesi gerektiği ve Türkiye'deki yeni atmosferi değerlendirmek gerektiği şeklindeydi. Nitekim Sayın Nebati de bir umutla dönmedi geriye. İşte ardından Körfez ülkeleriyle bir para arayışı sürecine girildi. Sanıyorum önümüzdeki haftalarda Çin'den ve Japonya'dan bir para arayışı söz konusu olacak. Türkiye ciddi manada ekonomik olarak sıkıştı ve daraldı. Dışarıdan ev satışıyla elde edilecek paralarla veya işte basılacak paralarla Türk ekonomisini döndürme, çarkları döndürme şansınız da yok. Burada Türkiye'nin yeniden rayına oturmasının temel şartı Burcu Hanım, demokrasiye ve hukuk devletine geri dönüştür. Türkiye eğer tek adam rejimi görüntüsünden kurtulursa, gerçekten yöneten ve denetleyen demokrasinin bütün kurum ve kuralları işler hale gelirse, parlamenter rejim yeniden güçlenerek yoluna devam ederse, herkes yetki ve sorumluluğunu yasaların çizdiği sınırlar içerisinde bilirse ve Türkiye yeniden yönünü batıya çevirirse, çok önemli bir yerde, çok stratejik bir yerde, ciddi bir ülke Türkiye, konumu çok önemli, pozisyonu çok önemli, belirleyen bir ülke. Bu bakımdan Türkiye'de çarklar yeniden döner ve para muslukları açılır. Bulduğu bir miktar krediyle Türkiye içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatır ve ekonomisini çalıştırmaya ve yeniden çarkları döndürmeye başlar. Çok kritik bir dönemde Türkiye aslında. Bir taraftan da fırsatlar da ayağına geliyor. Özellikle Covid sonrası Çin'e karşı adı konmamış bir ambargo var Batı'da.
Ben İngiltere'den çok yakından izliyorum. Yani Çin'den gelen ürünlerin temin süreleri, bekleme süreleri giderek uzadı. Aylar boyu Çin'den şu anda ithalat yapılmıyor, yapılamıyor. Bunun birçok sebebi var. Adı konmamış ambargo var, hala Covid tedbirleri vesaire. Bununla birlikte Ukrayna-Rusya savaşı ardından Rusya'ya uygulanan çok ağır bir ekonomik ambargo periyodu başladı. Dolayısıyla dünya bir yeni ekonomik modele doğru gidiyor. Dünyada önümüzdeki aylarda ve yıllarda yeni bir ekonomik model, yeni bir güvenlik modeli, yeni bir enerji politikası hakim olacak ve Türkiye bunun tam merkezinde olacak. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Başbakanı Hindistan'a gitti, hala orada. Hindistan'la ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Tedarik zincirini Çin'den Hindistan'a kaydırmaya çalışıyor. Öte yandan yıllarca hiçbir diplomatik ilişkisi yoktu İran'la. Yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaya başlandı. Türkiye şu anda Avrupa'nın enerji tedariği konusunda bir hub haline geldi. Çok önemli bir merkez haline geldi. TANAP projesiyle, yani Şah Denizi'nden gelerek Avrupa'ya uzanan o hat boyunca Türkiye çok stratejik bir öneme sahip oldu. O sebeple zaten Amerika'nın ve Avrupa'nın biraz da talep ve isteğiyle İsrail'le ilişkiler düzeltildi, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkiler düzeltildi. Onlardan girecek olan enerji hatları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Şimdi enerji noktasında Türkiye büyük bir öneme sahip şu anda. Öte yandan turizm, önümüzdeki dönemde turizm bana göre çok büyük bir patlama yaşayacak. İngiltere'den önümüzdeki yaz 5 milyon civarında bir turist gelmesi bekleniyor. Bu önemli bir avantaj. Avrupa'nın önemli bir turizm merkezi Türkiye. Burada yapabileceği çok şey var. Avrupa'nın tarım ithalatı bundan sonra olmayacak Rusya'dan. Dolayısıyla tekrar insanlar Türkiye'ye dönmeye başlayacaklar. İnanılmaz bir potansiyeli var. Biraz bir sübvansiyonla, biraz bir destekle Türk tarımına bizim çiftçimiz yeniden ayağa kalkar. 3 milyon 100 bindi AKP iktidara geldiğinde çiftçi sayısı. Bugün 2 milyon 100 bine düştü. Bunlar yeniden canlandırılır. Yeniden bir destek verilirse sahip olduğumuz iklim, coğrafi zenginlik bizi bir anda tarım noktasında ön plana çıkartır. Yine sanayicimiz bu girdi maliyetleri sebebiyle ne yazık ki şu anda ciddi sıkıntı yaşıyor. Ancak biraz sübvansiyon ve destekle yeniden çarklar dönmeye başlar ve Türkiye birkaç yıl içerisinde, altını çizerek söylüyorum, birkaç yıl içerisinde hak ettiği noktaya gelir. Ama bunun için bizim bir barış ortamına ihtiyacımız var, huzura ihtiyacımız var, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var ve Türkiye'de demokrasi tüm kurum ve kurallarının işler hale gelmesine ihtiyacımız var. Peki bu iktidarın bunları başarabileceğini düşünüyor musunuz? Ümit etmek istiyorum ama düşünmüyorum. Yani bugüne kadar 20 yıldır bunu gerçekleştirmemiş ve birçok sorunun altında, birçok problemin altında imzası olan bu iktidarın böyle bir şey yapabileceği konusunda benim hiç bir ümidim yok. Ümit etmek istiyorum ama ne yazık ki ümidim yok. Ama bizim karşımıza şimdi, biz yıllarca 2023 planlarını dinledik iktidarın. Şimdi de geçtiğimiz hafta 2053 planlarıyla karşımıza çıktı Cumhurbaşkanı. Yani onlar kendilerini çok başarılı görüyorlar. Büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı şunu söyledi. 15 yıl içerisinde bir ülkenin gerçekleştiremeyeceği noktaya geldi. Hem ekonomik alanda hem demokrasi alanında dedi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Şimdi bakın, konusu gelir diye bir takım rakamlar çıkarttım müsaadenizle. 2015 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 864 milyar dolarmış. Ve Türkiye dünya ekonomisinde 16. sıradaymış. Bugün itibarıyla Türkiye 806 milyar dolar bir gayri safi milli hasılaya sahip. Yani bundan 6 yıl, 7 yıl önce ürettiğimizin veya ortaya koyduğumuz ekonomik birikimin daha altında bir rakam. 864 milyar dolardan 806 milyar dolara düşmüşüz. Ve Türkiye dünya genelinde 16. sıradan 21. sıraya düşmüş. Öte yandan İran'a bakalım. Yani dünyanın ambargosu en ağır olan ülkelerinden bir tanesi. İngiltere ile, Amerika ile ve birçok yerle ambargo sebebiyle ciddi bir baskı altında olan İran 2015 yılında 408 milyar dolarmış gayri safi yurt içi hasılası. Bugün 1 trilyon 426 milyar dolara ulaşmış. Yani 4 kat neredeyse, 3,5 kat civarında bir artış söz konusu ve dünyada 14. sıraya gelmiş ve ambargo altında bir ülke. Şimdi burada başarıdan söz etmek mümkün değil. Yani eğer benim insanım demokrasi liginde sınıfta kaldıysa, insan hakları liginde sınıfta kaldıysa, satın alma gücü dipleri vurduysa,
gelecekle ilgili umutlarını, heyecanlarını ve hayallerini kaybettiyse, gençler yurt dışına gitmek için can atıyorsa, ülke yabancılar tarafından, mülteciler tarafından istila edilmişse ve insanların cebindeki para giderek eriyorsa, insanlar akşam eve geldiğinde elektriğin birini kapatıyorsa, ısıtıcının birini kapatıyorsa, yavrular gece yatağa aç giriyorsa, burada ekonomik bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Nutuk atarak veya hayal satarak Türkiye'nin bir yere varma şansı yok. Sadece 2053 değil, 2071 de satılıyor. Yani 1071'e atfen 2071 yılında şuralara varacağız, buralara varacağız deniyor. Ama günün sonunda benim insanım sabah kalktığında, markete gittiğinde hala alım gücü yok. 50 gramlarla, 100 gramlarla kıyma almaya çalışıyor. Bardakla ayçiçek yağı, zeytinyağı almaya çalışıyor. Ekmek alırken uzun ekmek kuyruklarına girip 3 kuruş, 5 kuruş daha fazla para tasarruf etmeye çalışıyor. Ve siz kalkıp da bundan ekonomik bir başarıdan, bir zaferden söz edemezsiniz. Peki. Sayın Çömez, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha ne kadar Türkiye'desiniz? Ben birkaç gün daha kalıp tekrar işlerimin başına döneceğim. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Bizi sabırla dinleyen ve izleyen bütün dostlarımıza da yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli açıklamalarınız içinde detaylı açıklama, konuşulmayan gerçekleri bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.